Çoğunu çetişir ama. Bir tane karton olması lazım. Tamam, tamam. 2 kilo pet yaz. İşte ben onu diyorum ablama da ben bağlayayım. Ben bağlayayım. İşte bu de 5,5 kilo takoz yaz. Yazdım 5,5 kilo. Ver abi ver onları. Ama onlar da var. 5,5 al dur. 5,5. Bir tane küçük tava var. Tavada alıyor mu? Alıyoruz ablam, alıyoruz. Mustafa. Karton atıklarımız var. Plastik atıklarımız var. Şişe atıklarımız var. Onları getirdik. Çevre duyarlı açısından. Onları teslim ettik. Görevimizi yaptık bence. Ya hem atıklarınızı atıyorsunuz hem de açtığınızı alıyorsunuz. Aynen. Bir çekilişe katıldınız. Bakalım hayırlısı kısmet kimeyse ona çıkar. Bunlara göre bir seferde gelme. Bunları ayrı koyun. Ver arkamana. Karton, kitap. Kitap. Karton seninki karışık. Ablam 2 kilo kağıt yaz. Ver ablam. Ablamdır. 16 kilo kaç. Ben fiyatlardan da öğrenmiş olursun abla, daha iyi. Kim okuyacak? Bir de adam mı bunu okutmaya? Ya biz deneyelim, görevimizi yapalım da abla. Ondan sonrası size ait. Şu abla dur bakayım abla. Bundan verdiğim atıklardan kazandığım biletimi getirdim. Bunlarınıza bakalım. Tamam. Asil adayımızsınız, kazanmışsınız. Bir tutanak dolduracağız bununla ilgili. Tamam. İsminizi alabilir miyim? Merve Vural. Merve'nizi alacağım. Evde kullanmadığım ya daha doğrusu çöpe atacağım atıklarımı biriktirdim. Tek tek pet şişe olsun, kartondu, yağ, bitkisel yağ mesela. Hepsini götürüp atama verdim. Bu sayede çocuklarımın harçlıkları çıktı. Ayrıyetten de 5 kiloya bir çekiliş hakkı kazanmış oldum. Ödümü de kazandım. Ayakkabının kapasını koy. 5 Helal olsun sana. Maşallah. Çalış. Ha onu da vereyim sana. Acayip bir net var ya burada. Maşallah. Hacı abi var ya, bu işi çözmüş. Çıkacak. Getir atığını al açtığını projemiz devam ediyor. Her hafta bir pazar yerinde. Bugün yine Kıran Mahallesi'ndeyiz. Görüyorsunuz burada vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri kağıt, plastik şeyleri getiriyorlar. Pazar yerinde de 3-5 kuruş harçlıklarını alıp pazardan ihtiyaçlarını görmek üzere gidiyorlar. Tabii biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Tabii ki ana hedefimiz ne kadar çok geri dönüşüm sağlayabilirsek milli servet olan bu atıklarımızı topluma tekrar ülkemize kazandırmış oluyoruz. Bu manada bu işe ilgi duyan vatandaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Gönlü arzu ediyor ki %90'lara varsın bu rakamlar inşallah. Şu anda o seviyede değiliz ama ileride inşallah öyle olur diye umut ediyorum. Ve ilgi çok güzel. Yani bak görüyorsun bir araba dolmuş, öbür taraftan bir daha alıyor. Bu 2 tane aracımız var şu anda. Gezici araç olarak. Yanında sabit şey de koyacağız mahallelerde. Bunu da artırmaya çalışıyoruz inşallah. Böylece geri dönüşümde bir devri daha yaşamış olacağız hep birlikte.
her ay 50 kişiye 500 liralık şey veriyoruz. Çekiliş yapılıyor noter huzurunda. Bu çekilişte şu anda biletleri verdik, gördünüz, kameraya aldınız. Onlar tabii ne kadar çok bilet getirirlerse ayrı, o kadar çıkma şansları artıyor. Bunların içerisinde bunları böylece çekilişe de 500 liralık kupon veriyoruz. Çoğunluk çekişi ama. Evet, yani insanlarımızı ayrıştırma. Ben kendi evimde de ayrıştırıyorum şu anda. Kağıt, plastik vesaireyi. Bunları biz vatandaşlarımıza veriyoruz. Onlar bu şekilde değerlendirmiş oluyorlar. Güzel bir şey. Şu anda bu işi çok önemsiyoruz. Ülkemizin çok ciddi kayıpları var bundan dolayı. Kağıt, plastik. Bugün ormanları kurtaracak. Kağıdı geri dönüştürdüğümüz zaman bunlar tekrar işleme giriyor. Dolayısıyla yeni ormanlar kesilmemiş oluyor. Böyle de bir avantajı var. Plastik hakeza öyle. Bir de bunlar doğada kaybolmuyor. Yerin altına gömseniz de uzun yıllar doğada kalıyor. Onu da kurtarmış oluyoruz. Tekrar aynı şeyi bir daha işleyerek tekrar halkın hizmetine sunmuş oluyor.